Maç sonrasında Sadrazam'ın sol takımından Abdullah'la birlikteyiz. Evet Abdullah, bugün defans oynadın. Ancak asistler yaparak takıma bol bol katkı yaptın. Rakibin de gol atmasını büyük ölçüde önledin. Neler söylemek istersin? Bugün rakip iyi olduğunda ben savunmaya geçiyorum genelde. Orta halli olduğunda da forvet oynuyorum. Rakip çok iyiydi. Beklediğimizden eksik kadroları vardı ama Mustafa abi bugün kadro çıkartamamış. Semih vardı, Fatih abi vardı, kaleci Emre de çok iyiydi. Ahmet ama eksikti bugün rakipte. Ahmet yoktu, Alkurt. Kalan Yuva yoktu. Eksikleri vardı gerçekten. Ona rağmen biz de iyi kadroyla çıktık. Yani çıkabileceğimiz belki de iyi kadroyla çıktık bugün sahaya. Onların da şansını normalde böyle denk gelmesi her zaman. Şaban, Uğur, Furkan üçlüsünü her zaman bulamıyoruz. Ali'nin kardeşimiz de savunmada çok iyiydi gerçekten. Keza Tuncay da öyleydi. Maçın son 48 dakikasındaydı, 2 dakikasında kötüydü. Boş kale 2-3 tane gol kaçırdı son anlarda. Onun dışında gayet iyiydik. Centilmence bir maç oldu. Herkesin ayağına sağlık, herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Furkan'ın performansını sormak istiyorum. Furkan son iki maçtır, geldiğinden beridir iki maçta kendini, yani eski Furkan yok yani eski sahada. Eski Furkan yok, aklı başka yerde. Ben biliyorum. Ama onun kalitesi tartışılmaz. Kimse tartışamaz onun kalitesini. O yüzden kendine gelecektir. Hani goller kaçırıyor, atıyor. Attığı golleri de görebilirsiniz, verdiği pasları öyle. Herkes, her baba yiğidin harcı değildir onun. Birazcık zamana ihtiyacı var diyorsun herhalde. Kesinlikle kendine gelmesi için bir kız arkadaşı, bir de zamana ihtiyacı var. Kız arkadaş işini çözdük. Zaman işinde artık. Onu da zamanla çözeriz. Bu arada kaleci Emre'de bir penaltı golüm var ki biliyorsun. O bir köşelere gitti. Top bir köşedeydi. Artık o tarafta pazar mı vardı, ne vardı, ekmek almaya mı gitti, domates, peynir, zeytin almaya mı gitti, ne vardı bilmiyorum. O tarafa böyle bir uçtu ama 5 metrelik kaleciyi terse yatırdık işte. O da büyük bir yetenek tabii. Onlardan bahsetmeye gerek yok zaten. Teşekkürler. O zaman ayağınıza sağlık, sonraki maçlarda başarılar. Teşekkürler. Sonraki maç görüşmek üzere, hoşça kalın.